Devamında hadisleri inkar eden Emre Dorman, Müslümanlar arasında yaşanan kargaşaya hadislerin sebep olduğunu iddia ederek şöyle diyor. Bugün tüm dünyada mezheplerden ve hadislerden hareketle yaşanan geleneksel dinin hali ortadadır. Bugün yaygın olarak yaşanan din Allah'ın indirdiği dinden önemli ölçüde uzaktır. Kimi Müslümanlar savaş, kargaşa ve mezhep çatışması içinde Kimileri de sırtını batı ülkelerine dayamış, kafasını kuma gömmüş ve toprağın altından çıkan petrolün geliriyle zevk sürmekte. Sözüm ona İslam adına çeşitli gruplar tarafından Orta Doğu kana bulanıyor. Kendilerine biat etmedikleri gerekçesiyle Müslümanlar katlediliyor. Kimi Müslümanlar haksız yere Müslüman kardeşinin kafasını kesiyor, nasıl olsa Peygamberimiz adına uydurulmuş ve güvenilir kabul edilen kitaplarda yer alan hadisler ve onlar üzerine kurulmuş mezheplerde tüm bu yapılanları meşrulaştıracak söylemler var, diyor. Emre Dorman'ın mezhepler alanındaki cahilliği işte tam bu noktada ortaya çıkıyor. Çünkü kaosa sebep olan mezhepler Ameli mezhepler olmayıp itikadi yani inançla alakalı olan mezheplerdir ve bunlar hadisleri değil ayetleri referans alır. Kur'an'ı referans alır. Kur'an ayetlerini kendi kafalarına göre yorumlayarak ideolojilerini beslerler. Çünkü Kur'an ayetlerini hadislere göre tefsir edecek olsalar kendilerine çıkış yolu bulamayacaklardır. Bugünkü mealciler Kur'ancılar gibi. Mesela İslam'dan ilk ayrılan hariciler grubu hakem olayında Kur'an ayetini delil olarak aldılar. Hazreti Ali dahil büyük sahabeleri tekfir ettiler. Hatta sahabeler onlara hadisi şeriflerle cevap verince Birçoğu tövbe ettiler. Yine mesela Orta Doğu'yu kana bulayan Deaş, tağut gibi Kur'an ayetlerini referans alarak insanları tekfir eder ve kanlarını helal görür. İnançta ayrılıkların hazırladığı bu kaos ortamı aslında sadece Kur'an yeter, ben sadece Kur'an'a bakarım diyerek Kur'an-ı Kerim'i kendi kafalarına göre yorumlayanların sayesinde oluşmaktadır. Emre Dorman hadisleri inkar ederken Kur'an tahrifatı yapmaktan geri durmuyor.